edeceğiz. Herkes huzur içinde yaşayacak. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Eğer bu ülkede işsizlik sorunu çözülmediyse, işsiz sorunu arttıysa, işsizlerin sayısı arttıysa o memlekette huzur olmaz. Bakın, bir evli düşünün. Çocuk askerden geldi işsiz. Kız üniversiteyi bitirdi işsiz. Veya liseyi bitirdi işsiz. Ne olacak? O evde huzur olur mu? Beklerler. Ne zaman iş bulacak? Ne zaman çalışacak? Bari işte ondan sonra biz bunları evlendirelim diye. 6 milyon 200 binin üstünde bir işsiz ordusu 13 yılda yarattılar. 13 yılda bir işsiz ordusu yarattılar. Düşünün, sizin çocuklarınız devlet memuru olmak için KPSS sınavına giriyor. Para veriyorsunuz, kursa gönderiyorsunuz, para ödüyorsunuz. Sınava giriyor, acaba ben devlet memuru olurum diye, olur muyum diye. Onların çocukları sınava giriyor mu? Kursa gidiyor mu? Çünkü onların çocukları KPSS sınavına girmeden doğrudan devlet memuru oluyor. Doğrudan devlet memuru oluyor. Sözüm söz. Bu düzeni değiştireceğim. Sözüm söz. Bu ahlaksız düzeni yerle bir edeceğim. Ben çalışacağım. Benim kişisel çıkar peşinde koşmak diye bir düşüncem yok. Benim için siyaset halka adanmışlıktır. Benim için siyasetçi kendi cebini değil vatandaşın cebini düşünecek. Vatandaş parası var mı? Geliri var mı? Huzur içinde yaşıyor mu? Siyasetçinin görevi budur. Ama onlar kuralları değiştirdiler. Kendilerini düşünüyorlar. Yandaşlarını düşünüyorlar. Ben ne diyorum? Benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Kocaeli aynı zamanda bir işçi kenti. Zonguldak gibi. İnsanlar çalışıyorlar. Emek harcıyorlar. Sizin kıdem tazminatına da göz dikiler. İşçilerin. Ama söylüyorum, sendikaların kabul etmediği bir kıdem tazminatı düzenlemesi asla ve asla parlamentodan geçmeyecektir. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız. O nedenle söyledim, taşeron işçiliği tarihe gömeceğiz. Taşeron işçilik diye bir kural asla olmayacaktır. Kişiler çalışıyorsa kadrolu çalışacaktır. Herkesin işi, herkesin iş güvencesi olacaktır. Bunu söylediğim zaman yine koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın diye. Kaynağı nereden bulacaksın diye. Onlara açıkça söylüyorum. Bakın sevgili Kocaeliler. Taşeron işçilik nedir biliyor musunuz? Diyelim ki Kocaeli'nde hastanenin temizlik işi var. 24 saat temizlenecek. Gidip bir tane taşeron buluyorlar. Diyorlar ki sen o hastanenin temizliğini işçileri tut, bu temizliği yaptır. Sonra ay başında ben sana para ödeyeceğim. %18'de KDV ödeyeceğim. Sen götür bunu işçilere arzu ettiğin gibi dağıt. Ben ne diyorum? Taşeronu aradan çıkarıyorum. Devlete diyorum ki arkadaş sen işi çalıştırıyor musun? Çalıştırıyorum. Niye parayı taşeron ödüyorsun? Doğrudan işçi öde. Onun iş güvencesi olsun. Kadrosu olsun. Neden buna engel oluyorsun? Bakınız. Bu ülkede kimin sorunu varsa çözüm adresi CHP'dir. Bu ülkede yoksulluğu bitirmek istiyorsak
çözüm adresi CHP'dir. Bu ülkede işsizliği bitirmek istiyorsak çözümün adresi CHP'dir. Bu ülkede yolsuzlukla mücadele edip kul hakkı yememek nedir diye öğrenmek istiyorsa bir vatandaş, çözüm adresi CHP'dir. Bu ülkede etnik kimlik üzerinden siyaset, inanç üzerinden siyaset, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Bunun adresi de yine CHP'dir. Bunlar hani darbelere karşıyız diyorlardı, değil mi? Darbeleri kötülüyorlardı. Ama 12 Eylül'ün darbe hukukunu aynen savunuyorlar. 7 Haziran'da yeni bir başlangıç yapalım. De ki geliyorum. 7 Haziran'da geleceğim. Sözüm söz, altın okun altına gönlünü basacağım de. Senin kabir belgeni kimse elinden almayacak. Minibüs plakası gibi, taksi plakası gibi, kamyon içinde plaka sınırlaması getireceğiz. Onların haklarını teslim edeceğiz. 24 saat çalışıyorlar. Yollarda çalışıyorlar. Büyük acılar çekiyorlar. Ama gelir elde edemiyorlar. Yeteri kadar elde edemiyorlar. Çoluk çocuklarını geçindiremiyorlar. Vergiler pahalı. Eğer sen de yaşanacak bir Türkiye istiyorsan kamyoncu kardeşim, geleceksin, sen de CHP diyeceksin. Kocaeli yurttaşların aynı zamanda çok borçlandıkları bir kent. Kredi kartı borcu var, tüketici kredisi borcu var. %34 faizin altında eziliyorlar. Dedik ki sözüm söz, CHP iktidarında bu faizlerin en az, altını çiziyorum, en az %80'ini sileceğiz. Evet, en az %80'ini sileceğiz. Vatandaş rahatlayacak. Diyorlar ki kaynağı nerede? Bunun devlete falan yükü yok arkadaşlar. Oturacağız, bankalarla anlaşacağız. Size örnek vereyim. Bankalar 19 milyar liralık kredi borcunu varlık yönetim şirketlerine 2 milyar 800 milyona satıyorlar. Ben de diyeceğim ki 2 milyar 800 milyonla ediyor. Tamam kardeşim, bırak orada. Vatandaşın borcunu sil ve böylece bu mesele de bitsin. Devlete yükü sıfır. Eğer taşeron işçilikte olduğu gibi devlete yükü sıfır, getirdiğimiz projeler devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini gösteren projelerdir. Halktan yana, halk için çaba harcayan bir iktidar devlete yük olmadan pek çok sorunu çözebilir. O nedenle onlara da sözüm var. CHP iktidarında onlar için kurs açacağım. Devlet nasıl yönetilir? Adam gibi nasıl yönetilir? Hortumlama nasıl engellenir? Vatandaşın borcu nasıl silinir? İşçiye kadro nasıl verilir? Bunların tamamını öğreteceğim. Tamamını. Sözüm sözdür. Başlayacaksınız. Beraber gidelim sandığa. Bak görüyorsun bu hükümeti. 13 yıl kredi açtık. 13 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bak. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Aylığı 1000 liranın altında olan 8 milyon emeklimiz var. Ne olacak bu memleketin hali? 2 milyon Suriyelimiz var. 2 milyon Suriyeli'ye ödenen 5,5 milyar dolar para var. Emekli perişan, işçi perişan, esnaf doğru dürüst iftihar yapamıyor. Gel arkadaş, yaşanacak bir Türkiye sözü veriyor. Kim veriyor? CHP veriyor. Gel beraber sandığa gidelim.